Herkese merhabalar. Arda ekibine göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Ben Doktor Sinem Toraman Türk. Bugün harika iki konuğumuz var. Fotosesi, bir eylem araştırması olan Fotosesi, Türkiye'yi ilk defa tanıtan, literatüre katkı sağlayan iki değerli hocamız var. Melih Sever ve Seyhan Özdemir. Ben kısaca kendilerini tanıtmak istiyorum. Bu arada ünvandan bahsetmemiş oldum ama haksızlık olmasın. Doçent Doktor Seyhan Özdemir ve Yok Doktor hocam, Melih estağfurullah, Sever. hiç öyle bir şey yok. Yok, biliyorum ama olsun söyleyelim. Melih hocamız şu an Japonya'da post doktora üzerine çalışmalarını yürütüyor. Kendisi lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını da İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde, doktorasını da 2019'da Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Şu anda yurt dışında Japonya'da ancak Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Türkiye'de sosyal hizmet bölümünde Evet. öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Seyhan hocamız da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İşletme alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2012 ve 2014 yıllarında tamamladı. Aynı zamanda 2014 yılından beri kurumda araştırma görevlisi olarak çalışıp şu anda da doçentliği ile birlikte kıdemli, daha deneyimli bir akademisyen olarak nesiller yetiştiriyor. Kendisi aynı zamanda doktorasını da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladı Seyhan hocamız. Örgütsel davranış, iş yeri duyguları, kıskançlık, intihar, meslek, iş damgalaması gibi önemli konuların yanı sıra örgütlerde sosyal medya, akademik örgütler gibi konulara odaklanıyor kendisi ve nitel araştırmaları özellikle çalışmalarının büyük bir yoğunluğunu kapsıyor. Bu nedenle her iki hocamızın da aslında bir eylem araştırması olan fototestle ilgili hem Türk literatürüne yapmış oldukları kendi çalışmalarıyla olan ilk katkısı hem de editörlüğünü yapmış olduğum sosyal bilimlerde nitel araştırmalar ve eylem araştırmaları kitabı ile birlikte aslında fotoses nedir, nelere dikkat etmeliyiz? Hocalarımıza sözü devrediyorum ve kendilerini dinleyelim. Hoş geldiniz tekrar hocalarım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Güzel bir başlangıç oldu. Sağ olun bizi tanıttığınız için. Bizleri de kitap bölümü davetiyle bu alanı, bu metodolojiyi, bu veri toplama tekniğini tanıtmamıza imkan sağladığınız için sağ olun tekrardan. Güzel bir kitap oldu. Umarım okuyanlar da beğenirler. Yani diğer bölümlerde çok, gerçekten çok enteresan, çok farklı bölümler var. Biz de öğrendik, çok fazla şey öğrendik. Değil mi Seyhan hocam? Aynen hocam. Katılıyorum hocamıza. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Güzel bir organizasyonun ürünü olaraktan kitap da elimizde. Evet, şimdi Seyhan hocamla biz karşılıklı olarak daha çok spontane şekilde bu sunumu sunmak istiyoruz. Tek sunum var. Buradan kendimiz birbirimize atış yaparak, birbirimize işte sen söyle hocam, ben söyle hocam gibi sıkıcı olmamaya çalışarak bu fotosesi aktarmaya çalışacağız. İstersen Seyhan hocam, var mı bir söyleyeceğim? Başlayalım. Olur, başlayabiliriz hocam. Evet, İlk fotoses. olarak hani fototestle ilgili ilk izlenimleri alabiliriz isterseniz. Hani sorup daha önce duymuşlar veya da kafanızda fototestle ilgili nasıl bir düşünce var? Bununla ilgili başlayabiliriz. Hani Hocalarım ya dilerse sohbet kısmına yazsın isterseniz. Ben monitör edeyim, olur mu? o da Olur olur. hocam, olur. Tamam. İsterseniz. Sohbet kısmını yazarsa hocalarımız, fotoses ne, bu konuda deneyimleriniz ya düşünceniz ne, siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Evet. Cevaplar gelmeye başladı. Animasyon gibi fotoğrafların konuşması demiş bir hocamız. Güzel. Bunun dışında var Evet, mı güzel. değerlendirmesi olan ya da fotoses ne olabilir diye düşünen? Harika. Bir hocamız daha önce ben duymamıştım ancak fotoğraf ve ses kayıtlarıyla yapılan bir gözlem olduğunu düşünüyorum demiş. Bir başka hocamız fotoğrafı dile getirmek, fotoğrafın anlattığını bireysel tecrübeler ile yoğrularak anlatılması demiş. Bir başka hocamız fotoğraf ve videoların anlamlandırılması, görsellerin anlattığı deneyimleri, bakış açılarını fotoğraflamak demiş. Güzel aslında genel olarak Evet, çok güzel çok ya. güzel Çok yansımalar güzel. var. Evet. Bir hocamız da rastlamış engellilerle ilgili yapılan bir araştırmaya deneyimleri anlatmak adına ilginç bir yöntem diye bahsetmiş. Evet, genel olarak sanırım herkesin az çok fotoses nasıl Bir, bir evet. yöntem fikri var galiba. Buyurun hocalarım.
Başlayabiliriz hocam. Melih hocam. Evet, biz fotosesi hocam bir önceki slaytta kısa bir şeydi, alıntı yapmıştık. İnsanların söz konusu görüntüyü nasıl yorumladıkları. Bildiğimiz gibi foto ve ses iki kelime. Foto voice İngilizcesi. Biz bunu direkt çevirdik. Foto ses olarak çevirdik Türkçe'ye. İnsanların yani sesli foto da diye çevrilebilirdi. İnsanların fotoğrafları kendileri çekip kendileri yorumlaması üzerine bir araştırma veri toplama tekniği aslında. Gayet basit, gayet anlaşılır, gayet hepimizin günlük hayatta yaptığı bir şey. Burada da bu fotosesi metodolojisini kuran, ilk defa ortaya atan kişinin yaptığı bir alıntıyı görüyoruz. Hocam geçebiliriz. Biz direkt sizi sıkmadan örneklerle başlayalım istedik slayta. Bakın bu fotoğrafta bizim bu çalışma, bu kitap bölümü için yaptığımız pilot küçük bir çalışmadan aldığımız bir fotoğraf bu. Kendi yayınımızda, bunu kitapta da görebilirsiniz. Türkiye'de yabancı öğrenci olmak, bunu kendilerinin nasıl deneyimlediğini anlamak istedik. Yabancı öğrenci olmanın, mülteci öğrenci olmanın daha doğrusu. Burada da öğrencimiz fotoğrafını çektiği duvardaki yazıları bize aktarıyor. Aşağıda beyaz duvarda yazılan, yıkık bir duvar ayrıca, harabe bir duvarda yazılan şey, İşte Arapçası El Hayatü Mesmerra vel Müstekbel Zayi yazıyor. Yani hayat devam ediyor ama gelecek çoktan zayi oldu. Bu öğrencinin bize aktarmak istediği şeyler tabii ki yazıyla aktarıyor bize ama bu görselin verdiği şey vuruculuk, bunu direkt yazsa daha farklı olurdu diye düşündük. Bu bizi etkiledi açıkçası. Mesela ikinci, değil mi Seyhan Hocam? İkinci örneğe gelelim. Bu fotoğraf özellikle benim ilgimi çekmişti. İlk defa fotosesi bu fotoğrafla ben tanıdım. Bir araştırmaya bakarken bu araştırmaya denk geldim. 2018 yılında yapılmış. Özellikle şizofreni gibi ruh sağlığı sorunları, yoğun ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerle yapılan çalışmada insanların hayatta yaşadıkları damgalanmayı nasıl algıladıklarını araştırmış araştırmacılar. Çok güzel bir çalışma. Alta kaynağını koyduk. Çoğu şeyin kaynağını koymadık ama özellikle bunu koyduk ve diğerlerinin ki bakabilirsiniz diye. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bir bölümü fotoses, farklı bölümlerden Ya oluşuyor çalışma. bizim fotosesi aslında başlama hikayemiz bu fotoğrafla başlıyor. Evet. Özellikle yani damgalamayla çok fazla anlamlı olduğu için biz de dedik ki fotosesle ilgili neler yapabiliriz? Bu fotoğrafla bakarak da aslında karar vermiştik. O yüzden bir sonraki slaytlarda zaten kendi yapmış olduğumuz çalışmalardan da örnekler var zaten. Burada Seyhan Hocama gösterdim. Bak dedim burada. Şey hocam, burada siz, fotoğrafın başlığı siz. Bunu 47 yaşında bir Tam şizofreni hastası çekmiyor. birey yazmış. Sesim geliyor değil mi? Sorun yok. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Evet hocam geliyor. Bir an hocalarımızdan biri dahil Tamam. olunca mikrofon açık kaldığı için. Siz devam edin lütfen. Burada Buyurun. gökdelen nasıl sisten dolayı görünmüyorsa benim gerçek kimliğim de bu insanların bana yaptıkları ön yargıdan dolayı görünmüyor. Ben kendimi asla anlatamıyorum. Benim şizofreni hastalığım bütün kimliğimin önüne geçiyor demek istiyor. Bu bize vurucu geldi. Yani bu söz, bu fotoğrafla anlatmak istediği şey kişinin aynen bu bina gibi görünmeyen, insanların gözünde görünmeyen bir sisin altında kaybolup gittiğiydi kişinin. Onu vurgulamış. Sizler hepimiz farklı şeyler çıkarabiliriz ama kişinin kendi yorumu da ses kısmı da solda okuyabilirsiniz. Evet hocam. Evet, bu fotoğraf da farklı yayınlardan, farklı bakış açılarından fotoğraflar eklemeye çalıştık. Bu fotoğrafta sanırım İsveç'te doktora yapan bir hocamız, Türkiye'de mülteciler üzerine antropoloji üzerine çalışma yapıyor. Sadece bir ailenin serüvenini aktarıyor. Bir ailenin serüvenini ailedeki bir çocuğun gözünden aktardı bize. Akademik bir yayın olarak değil, daha çok sanat ve belgesel anlamda yayınlar yapan hocamız. Bu fotoğrafta Mazel ismi. Mazel'in kendi kardeşleriyle yaşamakta nasıl mutlu olduğunu aktardığını gösteriyor bize. Burası bir çadır kentte. Çocuklar bir leğende suyla oynuyorlar. Bu çalışmayı da isterseniz bulmak isterseniz linkleri atabiliriz. Gerçekten beğendiğimiz bir çalışma oldu.
Ben dilenci değilim, İstanbulluyum. Çalışmanın başlığı da. İlginç bir hikayesi vardı bu arkadaşlar. Evet. Bu Diğer çalışma... fotoğrafta Buyur kendi hocam. yapmış olduğumuz bir yayındaki bir kullanılan fotoğraftı. Burada ise yine fotosesin bizim ilk başlangıçtaki yaptığımız çalışmalardan bir tanesiydi. Özellikle pandemi döneminde öğrencilerin olmaması, fotoseste nasıl birleşebilir aslında tartışırken dedi ki uzaktan eğitimin yani uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yaşadıkları zorluklar neler gibi bu şekilde bir temayla çıktık. Ve oradan gelen bir fotoğraf da aslında bu. Aynı zamanda mutfakta yemek yaparken bir taraftan ders dinlemesi, bir taraftan ödevlerini yapması ve bu da bizim bir çalışmamızın bir parçasından alıntıydı. Yine kaynak alt tarafta var zaten hani bakmak isteyenler olursa. Bu şekilde. Bu fotoğrafı derine inersek, bilmiyorum vakitimiz nasıl ayarlarız ama bu fotoğrafın hikayesi yani ses kısmı daha da ilginç. Öğrencimiz burada köyüne dönmek zorunda olduğu için ve yaşlı annesine bakmak zorunda olduğu için yaşadığı mücadeleyi anlatıyor. Koronadan dolayı ilk defa biliyorsunuz 2019 yılında hiç görmediğimiz bir olayla dünya tepetaklak oldu. Herkes evine döndü. Evden çıkamaz hale geldik ve evden çıkamamak bazı öğrenciler için çok büyük bir mücadele. Burada da öğrenci online dersi dinliyor. Bir yanda ders kitapları var. Bir yanda annesini yemek pişiriyor. Ve bir yanda annesine bakmak zorunda. O mücadeleyi bize aktarmak istemiş. Ciddi, ciddi travmatik hikayeler gördük bu fotoğraflar sayesinde. Öğrenciler için de neyse o kısmı fotosesin nasıl insanlar için ilgi çekici olduğunu o kısmı sonradan gelebilir sanırım. Evet hocam. Evet. Meli Bu Hocam'ın fotoğraf. yine yapmış olduğu bir çalışma parçası. Yine Meli Hocam bahsederse daha iyi olur. Tamam hocam. Bu fotoğrafta benim kendi öğrencilerimle, son sınıf öğrencilerimle yaptığım meme kanseri bir göğsü alınmış, mastektomi operasyonu geçirmiş, meme kanseri olmuş bireylerin yaşadıkları damgalanmayı incelemeye çalıştık. Bu özellikle bizim kadın öğrencilerimizin istedikleri bir çalışma oldu. Çünkü ailelerinden, etraflarından bu kanseri, kendi ben de öyle, bu kanserden dolayı yaşamını yitirmiş, sorunlar yaşamış insanlar mevcuttu. Yani hepimizin hayatından bir hikaye bu aslında. Ve biz bu hikayeyi dergiye gönderdiğimizde, Türkiye'deki sadece tek tıbbi sosyal hizmet dergisi bu. Dergiyi, makaleyi inceleyen hakemlerden biri de bize şöyle yazdı. Çok teşekkür ederim bu çalışma için. Ben de meme kanseri oldum ve gerçekten biliyorum, geçirdim. Bu çalışma için sizi tebrik ederim yazmıştı. Bizi etkilemişti açıkçası. Bu fotoğrafta kişi karlar altında ben yalnız başına aynı bir Nuri Bilge Ceylan filmi gibi, sahnesi gibi bu. Karlar altında yürüyen yalnız bir ve hasta birisi. Burada işaretle göstermiş. Yani beni çarptı açıkçası fotoğraf. Burada da hikayesini okuyabilirsiniz fotoğrafın. Karlar altında acıyan yaralarım diyerekten anlatıyor. Evet hocam. Şimdi Evet. Ha, buyurun devam hocam. edeceğim, buyurun. Şimdi biz bu çalışmaları yaklaşık 5 adet fotoğraf, 5 tane farklı çalışmada 5 fotoğrafı gösterdik. Bu fotoğrafları elde ettikten sonra bu sesleri nasıl analiz ettiğimize direkt geçelim sonra teoriyi ve sonra sıkıcı kısma girelim istedik. Şimdi burada bizim öğrencilerimiz yaklaşık hemen bakacağım. Evet. 14 tane kişiden 45 adet fotoğrafı aldılar ve onların yorumlarını tek tek analiz ettiler. Hani merak edersiniz diye önceden söylüyoruz. Bu sesler yani fotoğrafların hikayeleri tematik analiz yoluyla analiz edildi. Kodlar yapıldı, temalar oluşturuldu. Temalar büyük temalar altında birleştirildi ve 4 tema, 32 alt tema oluşturulmuş oldu. Bu meme kanseri geçiren hastalarla yaptığımız çalışmada. Sonra bu temaları, değil mi, alttaki şeyde, slaytta, Sayın Hocam, bir tabloda gösterdik. Kısımda biraz da hani tabii çektiğimiz fotoğraflar hep böyle hüzünlü olduğu için genelde temalarımız da hep olumsuzluklar içeren kısımlar. Karşılaşılan zorluklar, yaşam değişiklikleri, zorluklarla başa çıkma, iş iyileşmenin anlamları olaraktan temalaştırmış bulmaktayız.
Evet. Şimdi evet hocam. Buyur hocam. Sayın hocam. Ben çok konuştum. Kusura bakma Yo, estağfurullah, hiç problem yani. yok. Bizim bu seminerdeki bahsetmek istediğimiz kısımda fotosesin tanımı ile ilgili ve kullanma amaçlarında hangi teorik temellere dayanıyor, hangi kuramlardan beslendiğine dair yine fotoseste kullanılan araştırmalarda düşünümsellik kısmı yine araştırma sürecinin hangi aşamalardan oluştuğuna dair bilgiler aktarmaya çalışacağız. Biraz önceki kısım biraz daha uygulamalara yönüktü. Bu kısımda da ise biraz da literatürsel bilgiler vermeye çalışacağız. Fotosesin aslında birkaç tane farklı tanımları var. Bazıları kısa, bazıları uzun. Tanımlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Yani bunu okumayacağım. Hani zaten çok uzun olduğu için literatürsel bilgi vermek istedik. Daha çok bizim hani kendi yorumumuz olaraktan insanların yani yaşadıkları süreçleri fotoğraflarla anlatması aslında. Kısaca bu. Hani bazen biz de deriz yani bir fotoğraf belki 1.000 kelime eşittir. Aslında fotoses buna bir anlamda uyuyor. Evet, yani fotoğraflar özellikle görsellerin vurucu olduğu alanlarda çok kullanılıyor. Yani görseller nasıl vurucu olabilir? Çoğu zaman hayatımızda görmediğimiz şeyleri göstermek. Yani bu da işte tam azınlıklara, marjinalleştirilmiş insanlara her gün hayatta karşılaşmadığımız manzaraları bize tanıtmak amaçlı. Görünmeyen şeyleri göstermeye çalışıyor aslında. Bir nevi topluma eğitmeye, bir şeye ulaştırmaya çalışıyorsun. Ses olmaya çalışıyorsunuz insanları. Görünür kılmaya çalışıyorsunuz, değil mi hocam? Görünürleştirmek bir anlamda fotoğraflar ve sesler yoluyla. Mesele bu. Bu kesimde bu yöntemle gidersek bu insanları görünür kılarız. Olay bu yani aslında. Yine fotoses toplum temelli katılımcı bir eylem araştırması olaraktan karşımıza çıkıyor. İnsanların ihtiyaçlarını belirlemelerine ve yansıtmalarına, konuşmayı teşvik etmelerine ve politikaları bilgilendirmelerine imkan tanıyan bir eğitim aracı olaraktan karşımıza çıkıyor. Özellikle dezavantajlı gruplar, marjinalleştirilmiş, ötekileştirilmiş, yok sayılmış, görmezden gelinmiş insanların hayatlarına dokunabilmek, onları görünür kılmak, aslında onların sesi olmak için ortaya çıkan bir yöntem. Zaten ilk çıkışı da Wang'ın Çinli köylü kadınların hayatını fotoğraflamasıyla başlıyor aslında. Yine ağırlıklı olaraktan inşacı paradigma tarafından desteklenen toplum temelli bir katılımcı araştırma ve veri toplama yöntemi olaraktan veya da veri toplama tekniği olaraktan da karşımıza çıkabiliyor. Evet. Üç ana hedefi belirlenmiş. Yani bu hedefler artırılabilir, azaltılabilir, tek başkan toplanabilir. Amaç insanların güçlü yanlarını, sadece olumsuzluklara değil tabii ki. Hangi anlamlarda güçlü, hangi anlamlarında potansiyel var, problemlerini, ihtiyaçlarını ışık tutmak, bu fotoğraflarla toplumsal tartışmayı teşvik etmek ve fotoğrafların gücüyle politika yapıcılara ulaşmak. Sağlık planlayıcıları denmiş. Çünkü sağlık özellikle o bağlamda çok fazla kullanılıyor sağlık alanında. Fotoğraf hani biraz önce de söylediğim gibi yani 1.000 kelime eşit olduğu için gerçekten özellikle dijital çağda yaşıyoruz ve bazı fotoğraflar gerçekten insanı birçok anlamda etkileyebiliyor. Yine karmaşık deneyimleri daha kolay ifade etmede kullanılabiliyor. İşte çocuklarla yapılan araştırmalarda çocuklar belki kendini birçok konuda ifade edemeyebilir ama resimlerle veya da fotoğraflarla bir şekilde kendini ifade edebilir. Yine ulaşılamayan veriler sunabiliyor. Bazen fotoğraflar bir de görsel hafıza hitap ettiği için belki daha böyle zihinde kalıcı olabiliyor. Yine aynı şekilde duygusal açıdan çok yoğundur. Bunu yakın zamanda yaşadığımız depremdeki gördüğümüz fotoğraflarda da bunu hissetmişsinizdir. Belki bir fotoğraf bize onlarca sayfa yazı yazdırabilir. O yüzden de zaten adı üzerinde fotoğrafın bir gücü var zaten bu yöntem üzerinde. Evet, hocam bir fotoğrafa gelir misin? Biz aslında başka fotoğraflar da yani deprem yeni hafızamıza yeni yaşadık. Hepimizi etkiledi. Başka fotoğraflar da vardı. Ancak bunu değiştirdik sonradan. İnsan yüzü olmasın.
İşte Duygusal olaraktan da çok fazla hani duygu yüklü olduğu için de biraz ayrıca da okul insanların duygularına saygı göstermek adına evet. bu fotoğrafta görüyorsunuz. Bu fotoğrafın hikayesi de var. Depreme dayanıklı yazıyor bu binanın reklamı. Arkada da inşaat varmış. Yani inşaat halindeyken depreme dayanıklı yazılan bina depremde çöküyor. Yani trajik, komik artık. Üzücü bir fotoğraf. Evet. Gelelim en sıkıcı kısma diyerekten. Evet. Fotoğraf. Fotoses yönteminde teorik yaklaşımlar, yani belirli beslendiği, belirli dayandırıldığı teorik yaklaşımlar var. Eleştirel gerçeklik, yani bu akımı biliyorsunuz, realizm, gerçekliğin farklı katmanları olduğunu söylüyor. Soğan gibi soydukça farklı katmanlarda biz gerçekliği bulabiliriz. Herkesin rolleri farklı. Bunu en uygun, en güzel açıklaması Fotoses'te şöyle bir çalışma olmuştu. HIV virüsüyle yaşayan kadınların deneyimlerini, onların yaşadıkları sorunları farklı roller üzerinden teker teker, katman katman incelerek yapmışlar fotoses yöntemiyle. Birincisi hasta olarak, ikincisi suçlu olarak, üçüncüsü sevgili olarak, dördüncüsü anne olarak, beşincisi bağımlı olarak. Yani her bir gerçekliğin katmanını farklı aşamalarda inceleyerek ortaya bir çok katmanlı gerçeklik sunmuşlar. Eleştirel gerçeklik bu anlamda bu yöntemin kullanabileceği, dayanabileceği teorilerden biri. Güçler yaklaşımı sosyal hizmette çok kullanılıyor. Bu daha çok bireyin hayatındaki sorunlara değil, güçlere vurgu yapması ve bireyin kendi güçlerinin farkına varması için kullanılıyor. Yani siz diyorsunuz ki senin hayatın gerçekten birçok katman, birçok anlamda sorunlarla boğuşuyor olabilirsin. Ancak bir de senin güçlerini keşfetmemiz gerekiyor. Buna yardımcı olmak için sana böyle bir imkan, fotoğraflarla kendi güçlerini bize aktarır mısın diyoruz. Sömürge karşıtlığı, özellikle 2023 yılında yapılan çalışmalara baktığımızda, mesela Nijerya'da leprosi hastalığına yakalanmış veya farklı deri zührevi hastalıklara yakalanmış bireylerin kendi yaşadıkları, kendi kabilelerinde, kendi dünyalarında yaşadıkları sorunları fotoğraflamalarını istemişler. Böyle bir sömürge karşıtlığı bağlamında da kullanıldığını literatürde gördük. Özgürleştirici, güçlendirici, bilinç arttırıcı bir yöntem ve katılımcı merkezde olduğu için daha çok işte bunun içine feminizm de alabilirsiniz. Eleştirel gerçekliği, güçler yaklaşımını, dekolonyal yaklaşımı da alabilirsiniz. Literatürde yerel toplulukların yerel sorunlara da vurgu yaptığı için böyle atıflar bulunuyor. Bu üç yaklaşımı biz ele almak istedik. Evet hocam, devam edebiliriz. Fotosesin belirli hani her yöntemde olduğu gibi buna da kendince bir süreç halinde işliyor. Burada zaten yazdık kitapta da bu süreçleri biz tek tek açıklamıştık. Burada amacımız daha böyle sistematik bir süreç olsun. Yani bu yöntemi kullanmak isteyenlere faydalı olmasını için bir örnek üzerine anlatmıştık. Biz yine bu örnekten bahsedebiliriz. Burada uluslararası öğrencilerin yaşadıkları zorluklar, Türkiye'deki yaşadıkları zorluklarla ilgili. Amacın ve hedef kitlesinin belirlenmesi, yani bizim amacımız kime hitap etmek? YÖK olabilir, rektör olabilir, dış ilişkiler koordinatörü olabilir. Hedefimiz bunlara ulaşmak, yani bu bilgileri onlara iletmek. Katılımcıların tespit edilmesi, yine bizim kendi yapmış olduğumuz, yani araştırmadaki katılımcıları belirlemenin bazı farklı yöntemleri var. Biz yabancı öğrencileri bulmaya çalıştık. Daha çok kartopuyla birbirini tanıyan öğrencilerin birbiriyle iletişim kuraraktan onları tespit etmeye çalıştık. Tespit etmiş olduğumuz öğrencilere de fotoses metodolojisinin tanıtılmasını ve sonrasında da grup tartışmasına imkan verilmesini anlattık. Ama tabii bizim kitaptaki uygulamamız az kişi olduğu için herhangi bir grup tartışması olmadı. Daha çok 3-4 kişiyle görüşmüş olduğumuz öğrencilerin verilerini direkt vermiş olduk bu kitapta da. Yine bilgilendirilmiş onam alınması, tabii öğrenciler olduğu için ve herhangi bir kurum olmadığı için eğer kurum olsaydı muhtemelen bizim bir onlardan izin yazısı almamız gerekiyordu.
Yine fotoğraf çekmek için bir başlangıç temasının belirlenmesi. Eğer siz bir başlangıç teması belirlememiş olsanız şöyle farklı şeyler olabilir. Ben daha böyle güncel bir örnek verebilirim isterseniz. Mesela diyelim ki masanın üstünde çok farklı yiyecekler var. Buradan yemek yapması gerekiyor. Eğer sizin ne yapılacağını bilmezse herkes çok farklı bir şeyler yapabilir. Burada da biz başlı temayı veriyoruz. O tema çerçevesinde biz de fotoğraflar çekmesini istiyoruz. Bizim buradaki temamız da uluslararası öğrencilerin yaşadıkları, yani Türkiye'de yaşadıkları zorlukları anlatmasını istemiştik. Bir önceki çalışmamızda da pandemide uzaktan eğitimin sürecinde öğrencilerin yaşadığı zorluklardan bahsetmiştik. Bu şekilde temalar vererekten öğrencilerin bununla ilgili fotoğraf çekmesini sağlamış olduk. Yine katılımcılara fotoğraf çekmeleri için zaman verilmesi. Burada genelde 2 haftalık bir süre veriliyor ama bu fotoğraf çekecek olan grubun teknoloji kullanma durumuna göre de bu süre kısalabilir veya da uzayabilir. Örnek veriyorum, ben kendi yapmış olduğum bir çalışma vardı. Temizlik görevlerle ilgili bir çalışma yapmıştım. Şimdi temizlik görevleri birçoğunda akıllı telefon yok. Olsa bile çok fazla kullanmasını bilen insanlar değildi. Bunlara mesela fotoğraf çekmelerini istediğimde yaklaşık 1 aylık bir süre aldı mesela benim için. O yüzden buradaki zamanın çalışma grubuyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı toplayabilirsiniz veya da daha uzun sürede yayılabilir. Fotoğrafları tartışmak için bir araya gelinmesi hususu da eğer yapmış olduğunuz çalışma biraz önceki örneklerde de vardı. 20 kişi olan vardı, 30 kişi olan vardı. Yani bu grubun ne kadar artarsa grupları bir araya getirip tartışma yapılabilir. Ama grup sayınız az ise birlik küçük gruplarla yapılabilir bu anlamda. Yine hedef kitleye ulaşılması ile ilgili de ya yapmış olduğumuz çalışmaların direkt birilerle paylaşmak açısından da bizim kitabımızdaki örnekte ise bulmuş olduğumuz örnekler YÖK'le olabilir, rektörler olabilir, dış ilişkilerle olabilir, göç idaresiyle olabilir. Bunlarla paylaşaraktan da süreci bu şekilde bitirmiş oluruz. Melih Hocam'ın da muhtemelen katkıları vardır. Evet. Buyurun hocam. Sağ ol hocam. Yani burası tabii fotosesin nasıl yapılacağı için uygulaması. Biz bu çalışmayı niye yapıyoruz? Amacımız ne? İlk başta o belirlendikten sonra hedef kitlemiz ne? Biz kimlerle nasıl uğraşacağız? Kimlere bir şeyler mesaj vermeye çalışıyoruz? Katılımcıları nasıl tespit edeceğiz? Dediğim gibi meme kanseri olmuş ve bir göğüs alınmış kadınları bulmak elbette farklı yöntemler içerecek. Yani kar topuyla, öğrencilerin eş, dost, akraba, bir sürü insan ulaşarak böyle insanları bulmasıyla, hastaneye giderek, hastaneden izin isteyerek, hastanede etik kurulu izin alarak, tanıdığımız doktorlar varsa onların yönlendirmesini isteyerek gibi gibi bir sürü yöntemle olabilir. Tespit edildikten sonra kolay değil. Bu yöntemi anlatmak, ne istendiğini anlatmak gerçekten zor. Bu insanlardan fotoğraf çekmelerini, fotoğraflarını hikayeleştirmelerini, sorulara cevap vermelerini isteyeceğiz. Sonra bilgilendirilmiş onam. Bu durum tüm süreci anlatmamız gerekiyor. Biraz sonra değineceğiz. Etik meseleler var ve telif hakkı vesaire gibi sorunlar var. Başlangıç teması çok iyi anlatmamız gerekiyor. İnsanların çok iyi şekilde ne amaçla bu çalışma yapıldığını anlamış olması güzel veri, zengin veri elde etmek için önemli. Tartışmak için bir araya gelinmesi. Bizim ilk yaptığımız çalışmada 154 öğrenciye ulaştık. 154 öğrenciden verinin katılımcı odaklı bir şekilde analiz edilebilmesi bizim için bir challenge'dı. Nasıl yaptık? Öğrencilerden 6'şar kişilik gruplar halinde kendi fotoğraflarını tartışmalarını istedik. 6 kişilik gruplara böldük. Bunları biz yönettik. 6 kişilik gruplar her biri 3 adet fotoğrafı oylamayla seçti. En iyi fotoğraflar çıktı. Yani resmen bir yarışma gibi yaptık bunu. En beğendikleri fotoğrafları kendileri seçtiler, oyladılar ve yorumlarıyla birlikte. Onlar bize ilettiler. En son biz tekrar Seyhan hocamla oturduk. Sınıfta gösterdik bütün sunum fotoğrafları. Finale kalan fotoğraflar bunlar. Öğrencilerimiz de geldi. Bakın arkadaşlar, şimdi en son elemeyi yapıyoruz. Ne düşünüyorsunuz diye toplu hep birlikte değerlendirdik. Yani burada anlatmak istediğim şey, hocam diğer sunuma geçebilirsek. Katılımcı odaklı, yani bu işi yapanlar, bu işin öznesi katılımcılar. Biz değiliz, araştırmacılar değil. Onlar karar versin istedik. Onlar seslerini duyursun. Nasıl istiyorlarsa öyle konuşsunlar istedik. O yüzden bunu yaptık. Otorite değiliz. Daha ziyade kolaylaştırıcıyız. Devam edebiliriz hocam. Evet, Süreçte süreci bu de. şekilde. Kısaca Evet. özetledik. 5 aşamada.
bilgi edinme, çekme, fotoğrafların tartışılması, en son fotoğrafların analizi, ardından fotoğrafları paylaşma, sergileme. Evet hocam. Sayın hocam, ben mi devam edeyim? Nasıl istersiniz? Olur, siz devam edebilirsiniz. Foto ses. Peki fotoğrafları anlattık. Ses kısmı nasıl diye düşünebilirsiniz. Ses kısmı nerede? Bu hikayeler nasıl çıkıyor diyebilirsiniz. Şimdi Sayın hocam da katkı yapacak birazdan. Şimdi Short olarak ilk ortaya çıkan bu kısaltma 5 adet soru soruyor bize. Bu fotoğraflarla ilgili bu sorulara cevap verin istiyor. Metodolojinin orijinalinde bu var. Ama herkes yapıyor, herkes yapmıyor. Ama 2023 makalelerinde de özellikle benim baktığım makalelerde yine aynı şekilde bizim yaptığımız şekilde kullanılmış. Bu sorulara cevap verin denmiş katılımcılara. Burada ne görüyorsunuz yani bu fotoğrafta? Bu fotoğrafta ne oluyor? Bu fotoğrafın bizim hayatımızda nasıl bir ilgisi var? Yani katılımcının hayatıyla. Bu durum, yani bu durumda değil, bu durum endişe veya güç, yani potansiyel güç neden var? Bu fotoğraf, bu sorun hakkında ne yapabiliriz? Şimdi Sayın Hocam, sen nasıl çevirmiştin fotoğrafı, soruları anlaşılması için, daha iyi anlaşılması Şimdi için? bunlar zaten bir kalıp olaraktan ama biz bu kalıplara birebir uymak zorunda mıyız? Tabii ki de hani kültürel uyarlamalar da gerekiyor bazen. Bir de benim kendi kullanmış olduğum aslında biraz daha hani soruları revize etmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela daha önce yapmış olduğumuz bir çalışmada monotonluk çalışması vardı. Öğretmenlerin monotonluğu ile ilgili. Orada hani örnek veriyorum işte monotonluk hakkında ne yapabiliriz? Yani soruları kendi konunuzla ilgili direkt sorduğunuz zaman daha açık ifade ettiğiniz zaman size daha çok fazla bilgi veriyorlar. Yani belki de 200 sayfalık bir şey yazabilirler. Buradaki soruları anlamadıkları zaman da böyle daha 3-4 kelimeyle bitebiliyor. O yüzden buradaki soruları gerekirse biraz daha çoğaltılıp azaltılabilir. Yani ben bu fotoğraftan ne kadar faydalanabilirim aslında? Yani bu fotoğrafta öyle sorular sormalıyım ki bana gerçekten bu fotoğrafa bakaraktan bana içini döksün veya da bütün her şeyini bana anlatsın gibi. O yüzden bazı işte burada gerçekten neler oluyor gibi mesela o çektiği fotoğrafla ilgili tabii ki bunlar. Veya da bu durumda dediğimiz kısımda da veya bu durum dediğim kısım mesela hangi temayı kullanıyorsanız mesela monotonlukta mesela ne tür endişeleriniz var veya ne tür güçler var bununla ilgili gibi bu şekilde soruları esneterek de kullanabiliyoruz aslında. Yani daha iyi veri nasıl çıkarabilir aslında burada anlatmak istediğimiz kısım bu. Bu şekilde yani benim eklemek istediklerim. Evet hocam, yani soruları biraz esnetebilirsiniz. Şimdi Türkçe doğrudan Evet. çevirince İngilizcedik gibi direkt anlaşılmayabilir. Bu damgalama, mesela damgalama çalışıyorsunuz. Bu damgalama hakkında ne yapabiliriz? Size yapılan damgalama hakkında ne yapabiliriz gibi değiştirebiliriz diye düşündük biz. Evet hocam. Kullanılan alanlar var. Yine özellikle sağlık alanında çok fazla, halk sağlığı ile ilgili kısımlarda çok fazla var. Çocuklarla ilgili var. Aile içi şiddet, evsizlik araştırmaları var. Ruh sağlığı alanda yine çok fazla yaygın. Özellikle sağlık dergilerinde fotoses yazdığınız zaman daha fazla çıkıyor. Yine etnik gruplar, göçmenler, engelliler yani dezavantajlı gruplarda daha fazla. Yani bura biraz daha şeye benziyor. Daha ötekileştirilmiş, yok sayılmış, görmezden gelinmiş. Kendilerini ifade edecek bir yer bulamayan gruplar olarak da aslında ifade edebiliriz. Mesela son iki tane çalışma, ilginç ülkeden çalışma buldum ben. 2023 yılında yayınlanan çalışmalarda, neyse bunu birazdan girelim. O çalışmaları da aktarayım ya. Sağlıkla ilgili çalışmalar, özellikle Afrika'da mesela, dikkat çekmek için, görseller dikkat çektiği için çok 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 kullanılmış. Bu ilgimi çekti. Geçebiliriz herhalde hocam. Yani burada düşünümsellik dediğim şey, refleksivite dediğim şey önemli. Bu çalışmayı biz neden yapıyoruz? Yani araştırmacı olarak bizim aramızda nasıl bir ilişki var katılımcılarla? Bunları sorgulamak ve mümkünse makalelerimizde ele almak önemli. Bir paragrafı bile olsa, ben ailemden kanser yüzünden birini kaybettim ve bu yaşadığım süreç beni bu çalışmaya itti gibi ifadelerle zihinleri berraklaştırmak çok önemli. Onları, çalışılan kişileri bir nesne değil, konunun öznesi haline getirmemiz, bu bakış açısı güçlendirmek için onları patron yapmamız gerekiyor tabiri caizse. Onları biraz nesne değil, onlar biraz söz sahibi. Alın mikrofonu. Biz moderatör gibiyiz yani, kolaylaştırıcı. Buyurun konuşun. Buyurun fotoğrafları kendinize anlatın diye bir sahne sunmalıyız onlara. Sahneyi biz oluşturuyoruz ama sahne onların.
Demek istediğim şey bu. Düşünümsellik elbette bu konu çok daha derin ama ben böylece anlaşıldığımı düşünüyorum. Sorularda daha fazla derine inebiliriz isterseniz. Evet. Neden bu araştırmayı sizinle bu şartlarda ve bu zamanda yapıyoruz? Biz kimiz? Niye sizi bulduk? Çıkarımız ne? Amacımız ne? Bunlar hep evet, sorulması gereken, kendimize sormamız, keşfetmemiz gereken sorular diye düşünüyoruz. Etik meseleleri kısmı da yine belki çalışmanın en merak edilen kısmı olabilir. Genelde bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda insan yüzü ve herhangi bir kurumsal bilginin olmadığı, yani herhangi bir sorun olabilecek mekan, yer, kurum, isim, logo gibi isimlerin olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bizim kendi yapmış olduğumuz çalışmalara bunlara dikkat ediyoruz. Yine fotoğrafların kapsamındaki insanlardan, yetkililerden izin istemek, özellikle kurum araştırmalarında biraz daha sıkıntı çıkabilir ama bireysel çalışmalarda belki bir nebze olsun çok sıkıntı olmayabilir. Fotoğrafı çekecek olan kişiler nelere dikkat etmeli? Hangi fotoğrafları çekmeli? Zaten kitapta da bahsetmiştik. Bazı 3-5 tane soru var bunlarla ilgili. Fotoğraf İnternet herkes tarafından görülecek, bunu kabul ediyor mu? Gerekirse bununla ilgili bir yazılı anlaşma veya da bir sözleşme olabilir iki katılımcı ile araştırmacı arasında. Kimsenin bilmeyeceği veya da açığa çıkmayacak gizli bir anlaşma olabilir. Yine fotoğraf çekimi için ücret veya da bir karşılık verilip verilmeyeceği en baştan konuşulup daha sonra işte bir çatışmaya yol açmaması gerekiyor. Bunlar biraz daha bizim etikle karşılaştığımız meseleler olarak karşımıza çıkıyor. Yine Melih Hocam'ın da eklemek istedikleri vardır. Evet, özellikle bazı fotoğraflar ilk başlarda farklı bir insanın yüzünü çekemezsiniz, yani koymamalısınız ileride. Çünkü internette open access, açık erişimde yayınlanacağı zaman makale benim fotoğrafım burada ne yapıyor diye sorun olabilir. Telif hakkı almanız gerekebilir. Kurumlara hedef gösteriyor olabilirsiniz, sorun çıkabilir. Yasal mevzuat sorunları karşınıza çıkabilir. Bireylerin kendi çektikleri fotoğraflar olmasına dikkat etmesiniz. İnternetten buldukları fotoğrafı göndermesinler. Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Kurum, logo, işte marka, hani televizyonlardaki gibi gerçekten dikkat edilmeli. İleride sorun olabilir. Çünkü bu yaptığımız makale ömür boyu sizinle gidecek yani. İsminiz de anılacak. Evet. Ve hem çekenler için hem sizin için dikkat edilmesi gereken şeyler. Genel olarak fotosesle ilgili neler var baktığımızda ise Google Scholar'da yaklaşık 48 tane fotosesle ilgili sonuç karşımıza çıkmakta. Yine bunların 12'si fotoses araştırması olaraktan. Yani diğerleri değil, fotoses araştırması değil. Değil, Fotoses kelimesi evet. geçen, yani Türkiye'de, Türkçe literatürde yani özellikle ilginç olan 12 tane çıkması şu anda. Tarih sınırlaması yok. Türkçe literatürde kullanım az o yüzden. Zaten 90'lı yıllarda ortaya çıkması ve son belki de 3-5 yılda hatta dünyada da herhalde biraz daha yaygın olaraktan kullanılabiliyor. Karşılaştığımız şeyler o. Hatta biz bununla ilgili bir makale gönderdik şu anda süreçte. Hakemler gerçekten böyle bir yöntemin yaptığımız araştırmada çok katkı sağlayacağını mesela belirtmişti ve ikisi de çok beğenmişti özellikle fotoses kısmını. Yani biraz daha gelecekte trend konuma yakalayabilir belki bu fotosesle veri toplama yöntemi. Zaten Türkçe'de çok az yani karşılaşabiliriz. Bir 3-5 tane olabilir. Yine farklı alanlarda çok fazla kullanılıyor. Spor psikolojisinde yeni yeni yönetim alanında da kullanılmaya başlandı. Farklı isimlerde de kullanılabiliyor. Bir Ahmet hocamız var. Ahmet Tanrı hocamızın mesela online sesli foto olaraktan isimlendirdiği bir fotoses yine yöntemiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar var. Ve uluslararası yayınlara baktığımızda 2023 yılı içinde de 146 tane makale var. Özellikle sağlık alanı öncelikli. Özellikle halk sağlığı ile ilgili Mesela biraz daha ön plana çıkıyor. burada hemen bir tane vereyim. Endonezya'da leprosi diye bir hastalıktan dolayı damgalanan insanları 30 kişiyle yapılmış bir çalışma var. Bilinç farkındalık arttırmak için yapılmış. Sonra Nijerya'da yine zührevi hastalıklardan etkilenmiş insanların iyilik hallerini incelemek için yapılmış 28 kişiyle yapılmış bir çalışma var. 2023 yılında. Sadece 2023 yılında başlığında photo voice kelimesi geçen
sadece ekibin içinde 146 tane makale var, araştırma makalesi dünyada. Yani bu 2003 kaç yıl oldu? 5 ay oldu herhalde. 5 ayda bu kadar makale, binlerce makalenin olduğu görülebilir. Tarih sınırlaması olmaksızın. Dünyada oldukça yaygın kullanılıyor yani, onu demek istiyoruz. Son olarak önerilerde bulunacak olursak, yani dijital çağda yaşıyoruz. Artık her şey görsel olduğu için fotoğraflar daha ön plana çıkabilir. Yine imajlar, video ve sesler makaleler daha fazla yer alabiliyor. Biz daha önce bir Melih Hocam'la bir proje kapsamında bir makaleye baktığımızda makalenin sonunda bir video linki vardı. Hatırlıyordur Melih Hocam da. Yani o çok ilgimizi çekmişti. Artık dijital çağda yaşıyoruz. Yani şimdi kare kodların olması, ne bileyim işte linklerin olması artık seslere veya da videolara çok fazla yer verilmeye başlandı. Mesela biyoloji alanında da kuşları araştıran araştırmalar kuş seslerini makaleye link olarak eklemişlerdi. Basıyorsunuz, Evet. bu kuş sesi var. Bizim makalede de İngiltere'deki çöpçülerin günlük yaşamları inceleyen araştırmada katılımcılar bir gün boyunca çöpçülerle mesai yapmışlar. Onu video belgeseline getirmişler. Linki vardı. Bunlar bizim hoşumuza gitti açıkçası. Yani ilgi çekici Özellikle olduğunu düşünüyorum. etnografya ile ilgili yapılan bir çalışmada ben denk gelmiştim. Etnografya ile ilgili geçirdi yani katılımcıyla beraber geçirdiği süreyi video almış, belgesel gibi yayınlamış mesela. Bunu da görmüştüm bir makalenin sonunda. Yine fotoses özellikle sözel ifadenin zor olduğu alanlarda çocuklarda çocuk gibi özellikle kendini ifade etmekte zorluk çektiği gruplarda da yine ön plana çıkabiliyor. Başka eklemek istediğin Melih Hocam varsa ekleyebiliriz. Öneriler olaraktan. Evet, mesela mültecilerle çalışmalarda da sözel olarak ifade etmesi hem dil probleminden hem de korkudan dolayı zor olabilir. Ama fotoğraflar gerçekten onlara daha büyük bir geniş bir platform sağlayabiliyor. Bu açıdan önemli. Bu açıdan kolaylaştırıcı düşünüyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Tam vakti, evet, 40 dakikada bitirdik. Evet. Teşekkür Sorularınız ediyoruz var. hocalarım. Sorularınız Ağzınıza var. sağlık. Esnek bir yöntem. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben birkaç şey söylemek istiyorum özellikle vurgu yapmak adına fotosesle ilgili. Ben doktora da 2015 yılında başladığımda aldım. Teşekkür ediyorum bu arada iletişim bilgilerinizi de eklediğiniz için kendi bilgilerinizde. Ben 2015 yılında bu dersi almıştım. Fotoses dersini, Photo Voice dersini. Burada bir uzmandan almıştım bir hocadan. Eylem araştırmacı bir hocamız vardı alanda. Kendisinden bu dersi aldığım zaman benim acayip ilgimi çekmişti çünkü daha önce hiç duymadığım bir yöntemdi. Ve ben o tarihlerde hemen fotoses acaba Türkiye'de yapılmış mıdır, var mıdır örneği diye baktığımda görememiştim makale Türkçe. Hiç yoktu o yıllarda. Sonra ilerleyen yıllarda bu kitap projesiyle ortaya çıktığımda düşündüğümde yani gördüğüm şey sizin ilk karşımıza çıkan şey sizin araştırmanız oldu Türkçe haliyle. Ve bunun üzerine zaten size ulaşmıştım, bağlantı kurduk vesaire. Bu yüzden gerçekten emekleriniz ve Türkçe literatüre katkınız için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. En azından benim gördüğüm ilk Türkçe makale sizinkiydi. Bu yüzden referansım da sizsiniz her zaman. Oradan hareketle zaten bu kadar işbirliklerimiz bu şekilde gelişti, ilerledi. Bu yüzden katkıların için teşekkürler. Güzel sunum için de çok teşekkür ediyorum ben. Birkaç şey ayrıca yani ufak ekleme nacizane söyleyeyim. Sağlık alanında kullanılması konusunda çok katılıyorum. Ben de mesela ilk bu dersi öğrenmenin yanı sıra bir projeye dahil olmuştum. Orada fotosesli özellikle ergenlik döneminde burada uyuşturucu kullanımı Amerika'da oldukça yaygın maalesef. O yüzden ergenlik dönemindeki bireylerle uyuşturucu kullanımı üzerine fotoğraf çalışması yapılmıştı. Yani ailelerinde olan ya da çevrelerinde olanla ilgili bunu görselleştirmeler üzerine. Dediğiniz gibi çok çarpıcı insanların aslında hani içerisinde bastırdığı pek çok duyguyu, pek çok yaşanmışlığı açığa çıkarma adına inanılmaz etkisi olan ve sadece sözel kısmıyla kalmayıp aslında görsel anlamda da ciddi anlamlar, değerler yükleyen bir yaklaşım. Bu yönüyle ben de çok kıymetli buluyorum. Şimdi hocalarımızın söylediği bazı sözler, bazı sorular vesaire var. Ben size onları monitör edip ekleyeyim. Böylece sonrasında da söz almak isteyen varsa hocalarımıza devredelim ama bir hocamız açıklamalarınız için ve emekleriniz için teşekkür edip sormak istediği birkaç soruyu eklemiş. Birincisi, öncelikle katılımcılardan daha önceden çektikleri ve belirlenen konuya uygun fotoğrafları seçmeleri istenebilir mi? Yoksa
Özellikle konu için çekilmek zorunda mı fotoğraflar diye. Önce buna cevap alalım isterseniz. Yani ben literatürde buna ilişkin bir şey görmedim. Ama yani bunun böyle denk gelebilmesi sanırım biraz zor diye düşünüyorum. Çünkü spesifik bir Yani amaçla çıkıyorsunuz ve şimdi düşünelim, siz katılımcılarla bir süreç içine girdiğinizden itibaren onların hayatı değişiyor olabilir. Siz anlık veriyi istiyorsunuz ve evet. biraz sıkıntı olabilir yani. Denk gelmeyebilir diye düşünüyorum. Bir de tema önceden belirli olduğu için yani o temaya uygun bir fotoğraf çektiyse de hani öncesinde hani bilemem ama hani genelde kafasında o temaya ilişkin bir fotoğraf çekme hani hayali kurup onunla ilgili işte düşüncelere hakim olması yani eski fotoğraf kullanılıp kullanılmayacak konusunda hani ben de çok karşılaşmadım. Ama hani temayla ilişkiliyse kullanabilirlerdi bilmiyorum ama. Ama o zaman da araştırmayı aslında yanlış yönlendirmiş olmaz mı? Benim endişem öyle olur açıkçası. Nedenine gelince hali hazırdaki bir varsayımdan ya da kendi bakış açısı mevcut durumda olan bir fotoğrafa bir şeye uydurmaya çalışmak gibi geliyor bana daha doğrusu yanlış Evet. değil. Hani Evet, ben araştırma. yöntem bilimci olarak böyle bakardım açıkçası kendi adıma. Ben hocam öğrencilerde yaşamıştım onu. Bir konu hakkında fotoğraf çekmeleri istediğimizde daha önceki eski çekilmiş çünkü belli ya eski çekildi veya da kendisini çekme ihtimalinin çok düşük olduğu bir fotoğraftı. Zaten onunla ilgili hocam konuşamıyor yani kendisini dökemiyor. Çünkü kendisi çekmedi, kendisinin bir emeği olmadığı için. Tabii. Ama diğer taraftan boş bir duvar çekse dahi o söyleyecek o kadar fazla söz oluyor ki. Kesinlikle. Yani o anlık çekmesi, yani o temayla ilişkili çekmesi kendini daha iyi rahat anlatabilmesini sağlıyor bence. Evet, o yüzden aslında anlattığınız süreçle ilgili adımlar çok önemli. Melih Hocam da siz de Evet. vurguladınız. Yani baştan itibaren aslında amacımız ne, neyi anlamaya çalışıyoruz? O şapkayı kafamıza taktığımız zaman araştırmacı rolünü onlar da üstlendiğinde o perspektifle çekilen fotoğraflar tam anlamıyla aslında duyguyu, yaşanmışlığı ve her şeyi yansıtıyor dediğiniz gibi. Süper. Buna eklemek istediğiniz bir şey yoksa diğer soruya geçeyim mi? Olur hocam. Siz Peki, bir diğer soru da bu yöntemin otofotografiden farkı nedir diye. ben otofotografiyi bakmam lazım. Bilmiyorum hocam. Ben bilmiyorum. Evet, Seyhan Hocam sizin söylemek istediğiniz var mı? Aynen çok fazla bilgim yok bu konuda. Evet. Otofotografiyi ben de duymadım açıkçası ama bilemiyorum. Bakmakta fayda var diye Bakmak, düşünüyorum. evet. Evet. Bakabiliriz. Bir de hocamız sormuş, katılımcıları başka şehirlerden, ülkelerden topluyorsak fotoğraf seçimi için nasıl bir yöntem izleyebiliriz diye. Mesela ben Japonya'ya geldim. Japonya'daki araştırmam da aslında fotoğrafları içeriyor. Mesela birinci zorluk. Evet, bunları iyi araştırmak gerekiyor. Bir ders oldu bana da. Japon toplumu kendilerinin fotoğraf çekmesini ve fotoğraf çekilmesini isteyen bir toplum değil. Kesinlikle bu başınıza çok büyük işler açabilir. Katılımcıları başka şeylerden, ülkelerden topluyorsak, onların kendi bulundukları toplumdan tabii dikkat etmeleri gereken bir sürü farklı kural olabilir. Kültürel duyarlılık lazım. Ama şu an dijital çağdayız. Biz zaten öğrencilerle uzaktan toplarken WhatsApp, online Zoom her şeyi kullandık. Fotoğraf seçimi için online toplantılar yapılabilir. Aynen biz de öyle yaptık. Yani Zoom üzerinden, WhatsApp üzerinden birbirleriyle toplanmalarını sağladık. Bunun için bir arada olmanın, fiziki olarak bir arada olmanın çok büyük yani veya olmamanın bir engel taşıdığını düşünmüyorum. Yani yapılabilir. Ama ülkeler konusu ülkelerin özelinde önemli. Dikkat edilmesi lazım ülkelerin fotoğraf Kültürel konusunda bu şekilde. farklılıklar evetten Evet. kaynaklı olaraktan biraz zor olabilir. Hani bazı toplumlar bireyci, bazı kültürel işte çok toplulukçu kültürlere hakim. O yüzden biraz hani kültürel farklılıktan kaynaklı olaraktan da değişebilir ama şöyle bir şey yapılabilir. Her kültürü kendi içerisinde değerlendirirseniz karşılaştırmalı kültürel bir çalışma yapılabilir belki. Ben Evet. çünkü daha önce görmüştüm o şekilde. Ama aynı grubun içindeki yani biraz daha homojen herhalde gruplar belirlemek daha sağlıklı veri elde edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Biz mesela Amerika'da yaşadığımız örnekte ben söyleyeyim. Bireyler çok enteresan bir şekilde mesela bir araya gelip tartışın vesairedense bile öğrenciler yani gençler kendi fotoğraflarını kendileri çekmek istediler ve bu benim hikayem deyip sahiplendiler yani böyle birlikte çekip seçelim vesaire olmadı. Yani benim hikayem, benim duygularımı, benim bakış açımı yansıtmalı diye. O yüzden dediğiniz şey çok önemli. Yani toplumsal bakış açısına sahip olan kodlarla yani kolektif olanlarla bireyci olan toplumlar arasındaki bakış açıları da belki bu anlamda farklılık getiriyor olabilir. Bu çok Kesinlikle. önemli, kesinlikle.
Güzel. Bu arada siz söylemişken özellikle yani çok görsel bir dünyada yaşıyoruz diye pek çok dergi az önce siz değindiniz ama kısaca yine de söylemekte hatırlatmakta fayda var belki de. Pek çok dergi artık makalenizi yayınladığınızda bile yani fotoses olsun olmasın ya da görsel bir unsuru olsun olmasın çalışmanızla ilgili bazen video ya da kayıt vesaire bir şey paylaşmanızı da teşvik ediyorlar mesela tanıtım videosu ve benzeri şeyler. Bu anlamda mesela ben son dönemlerde çok yaşıyorum paylaştığım ya da yüklediğim makalelerle ilgili bununla ilgili eklemek istediğiniz bir tanıtım videosu var mı şeklinde. Bu anlamda görsellerin kıymeti ya da araştırmayı özellikle yansıtma, paylaşma, tanıtma anlamında sosyal medya gibi platformlarda bu da farklı bir boyut kazanmış görünüyor. Bir hocamız yabancı dil eğitimi ile ilgili çalışmalarda da kullanılabilir demiş. Bu konuda da zaten siz farklı alanlar uygulanabilir demiştiniz. Tabii Bir ki. diğer hocamız katılımcıları araştırmaya dahil etmek temanın manipüle edilmesine neden olabilir mi diye sormuş. Yani temanın manipüle edilmesi, tam olarak temanın manipüle edilmesine sebep olacak şey nedir? Yani herhangi bir çıkar çatışması yaşamıyoruz. Yani biz araştırmacılar ve katılımcı olarak. Onları güçlendirmek amacımız. Çatışmayı nasıl yaşayacağımız tam hocam açıklarsa biraz daha. Ben sanmıyorum çatışma olacağını. Yani Yani hayal zaten edemedim. gönüllük çerçevesinde ama hani gönüllü katılımcılar var. Hani burada zorla yaptırılan bir şey olmadığı için ve temanın araştırma amacının belli olması. O yönde genelde hani biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık hani yaptığımız çalışmalarda. Genelde herkes o temaya dair bilgiler veriyor veya da o temanın içinde Yani gönüllü geçebilecek. katılıyor, değil mi? Evet, gönüllü Hani gönüllü katılıyor işte. katılım sağladıkları için hani böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hani zorunda yapılan bir çalışmalarda belki olabilir. Evet. Bir de zaten amaç o değil mi? Yani katılımcı eylem araştırması yapmamızın amacı Evet. o. Empowerment dediğimiz güçlendirme, o kişilerin sesini açığa çıkarma. Temayı manipüle etmek diye bir şey söz konusu değil aslında. Çünkü burada amacımız Evet. temayı zaten biz araştırmacı olarak pür biz oluşturmuyoruz. Evet. Katılımcılar kendileri temanın ne olduğuna karar veriyor. Bu yüzden ben hocamıza özellikle bu kitabımızı okumasını tavsiye ediyorum. Farklı eylem araştırmalarında da bunu vurguluyoruz. Katılımcıların sürece dahil olması önemli, onların tema oluşturması, hatta araştırma probleminin sorusunun oluşturulmasından itibaren sürece dahil olması bazen çok da yaygın bir durum. Bu yüzden manipülasyon olacağını ben de düşünmüyorum. Bakış açısı da zaten felsefik bakış açımız, duruşumuz bunu yansıtıyor diye düşünüyorum. Evet. Bilemiyorum. Bu konuda siz aynı fikirde olur musunuz? Aynı ben de öyle Doğru düşünüyorum hocam. tabii Aynı ki. aynı. Ben de katılıyorum. Evet. Az önce özellikle soru soran hocamız ekleme yapıp şunu söylemiş. Mem hocam sesim geliyor mu acaba? Böyle Buyurun. yazışıyoruz ama böyle birazcık zor oldu. Eğer sıkıntı yoksa seste de katılabilirim. Hani Tabii birazcık ki konuyu açmak. katılabilirsiniz. Bizim için mahsuru yok. Ben bir yandan sadece herkesin sorularını filtreleyip alalım dedim. Harika. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Üniversitemizin kıymetli hocaları, gurur duydum tekrardan. Teşekkür ederiz. Bir yandan da konuyu merak ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Hani daha öncesinde de okuduğum araştırmada da birazcık buna kapılmıştım aslında. Yani fotoğrafın çekilmesi veya işte bir şekilde temanın o çerçevede oluşturulmaya çalışılması, işte oradaki hoca öğrenci veya araştırmacı katılımcı ilişkisindeki o asimetrik ilişkiyi hani manipüle etmeye çalışabilir mi? Yani ben onun o anda o spontane olmayan ve temanın üzerine gelişen ilişkide gerçekten doğruyu yansıttığını nasıl hissedeceğim gibi bir şeye kapılmıştım okurken. Burada da işte hoca öğrenci ilişkisinde yapılan bir çalışmada da yani şimdi öğrencilerim X temasındaki bir konuyla bana gelirken ve amacımı da açıklamışken nasıl bir fotoğrafla gelir veya neyi yansıtmaya çalışır ve ben bunun üzerine neler söyleyebilirimi düşündüm işin açıkçası. Bu nedenle birazcık da konunun açılmasını Tabii. istemiştim bu arada. Teşekkür ederiz açıkladığınız için, detaylandırdığınız için. Hocalarım buyurun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet hocam. Şimdi inan hocam sağ olun sorunuz için. Bizim tabii burada hiyerarşik ilişkide öğrenciler üzerine öğrencilerimizi kullanarak yapıyorsak çalışma tabii bunun sadece fotosiz için değil tüm çalışmalarda çalışma sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı aşmak bizim anlayışımız, bizim yaklaşımımıza bağlı. Tamamen bize bağlı bir şey. Aramızda çıkar çatışması yaşatabilecek bir konuyu onların notlarını veya onların bizim onlara bakış açımızı veya onların bize bakış açısını değiştirebilecek bir konuyu çalışıyorsak zaten bu etik olarak biraz çatışmalı yani sıkıntılı bir konu olabilir. Böyle bir ilişkiye girmemek lazım.
hiç girmemek lazım. Giriyorsak da evet yani bu konu bu anlamda sıkıntılı olabilir. Her çalışmada, her araştırmada olabileceği gibi. Evet. Fotosite özel bir sıkıntı olacağını Yani sanmıyorum. ankette de aynı şekilde, diğer çalışmalarda, görüşmede aynı şekilde bir not kaygısıyla veya da bir korku ceza bir şey varsa zaten bütün çalışmalar bir şekilde etik olmuyor zaten. Bizimki de tamamen gönüllü katılıma esas alınmıştır. Ve ayrıca da zaten öğrencinin her çektiği fotoğrafı kullanamazsınız veya da diğer katılımcıların her çektiği fotoğrafı kullanamıyorsunuz. Bazen hatta ben daha önceki bir çalışmamızda da beraber mesela veri çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Mesela her alanda olduğu gibi. Mesela bazen görüşmede de veri çıkmaz. Bunda da veri çıkmıyor. Mesela gelen fotoğraflar çok alakasız. Açıklamalar alakasız. Veya da sizin amacınıza hizmet etmiyor mesela. Bırakıyorsunuz. Ya amacınızı değiştiriyorsunuz. Veya da örneklemi değiştirip ona göre tekrar özetmeniz gerekiyor. O yüzden hani öğrencilerin veya da diğer katılımcıların her getirdiği fotoğrafı maalesef alamıyoruz. Veya da işte Evet. bilgilerini alamıyoruz. O yüzden etik konusu işte hoca öğrenci ilişkisi veya da birçok konuda diğer bütün araştırma yöntemlerinde veya da çalışmalarda neyse bu yöntem için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum Evet, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir geri bildirim bence. Ben katılıyorum sizlere. Yani bu sadece bu yöntem için değil, anket, karma yöntem fark etmiyor ne olursa olsun. Ben de karşıyım mesela üniversitede bir hocanın gidip kendi öğrencileriyle çalışma yapmasını. Çünkü orada öğrenci hoca arasındaki ilişkide, o dinamikte öğrencinin kaygı duymaması mümkün değil. Hoca bana notumu kırar mı, öyle olur mu, böyle olur mu diye. Orada da verinin ne kadar sağlıklı çıkacağı şüpheli. Peki, Hocam çok özür dilerim ya ben böyle hocamız ikide bir lafınıza giriyorum. Ya buradaki şey aslında ki kaygı şuydu. Yani nicel araştırmalarda hatta şu an yani nicelleşen nitel araştırmalarda da bir şekilde bir kategorizasyona maruz bırakıyoruz veriyi. Yani hiç olmazsa nesnel bazı kriterler getiriyoruz ve o bandın içerisine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Birazcık da olsun öznellikten dışarı çıkarabilmek adına. Tabii ki kaygımız tamamen öznellikten dışarı çıkabilmek değil. Burada tabii ki bir araştırmacı öznelliği var. Ama buradaki işte hani o tema noktası işte benim kaygımdı. Tabii ki Nicel'de de aynı kaygı var, Karma'da da aynı kaygı var. Sadece öyle söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Biz Benim için harika teşekkür ederiz. bir sunum oldu. Çok sağ ol tekrar. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Az önce soru soran hocamız da eklemiş. Mesela şu bağlamda sordum diye. Şu anda son sınıf öğrencilerin hepsi pandemi, hem pandemi hem deprem yaşadılar. Onların yaşadıkları zorlukları incelemek için farklı şehir, farklı ülke durumlarından yola çıkarak verdiği örneğin bundan geldiğini söylemiş. Onu da netleştirmiş olalım. Şimdi bir başka hocamız sormuş. Sunum için teşekkür etmişler tekrar. Çalışma grubunu seçmede konuyu paylaşıp bu alanda çekilmiş fotoğrafı onların katılması sağlanabilir mi? Sınırlamak için. Ben soruyu Hocam bir çok daha net alabilir anlamadım misin? ama çalışma Ben de grubu anlamadım. seçmede konuyu paylaşıp sanırım onlarla paylaşıp bu alanda çekilmiş bir fotoğrafları onların seçmesi sağlanabilir mi? Bu şekilde katılmaları sağlanabilir mi diye sınırlamak için. Daha geniş kitlelere ulaşmak için. Ben soruyu çok iyi anladığımdan emin değilim bu arada. Hüseyin hocam, bölüyorum kusura bakmayın. Soruyu soran kişi olarak açıklama yapmak Tabii. istiyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Şöyle, biz çalışma grubunu belirledikten sonra konu verip bu alanda fotoğraf çekilmesini istiyoruz ya. Konuyu mesela öğrencilerimiz var diyelim. Çok kalabalık bir kitle, 300 kişi. Bir konumuz var. Bu konuyla ilgili çekilmiş fotoğrafı olanlar öğrencileri katmak. Bir çalışma grubu oluşturulabilir mi? Daha sonra Yok öncesini şey şöyle anladım ben anladım hocam. kısıtlamak için yani çalışma grubunu bunlar konudan fotoğraf olanlar bir araya gelecek. Sonra o kişilerle çalışmaya devam edilecek. Konu hiç mi paylaşılmaması gerekiyor diye sormak istedim. Bu çalışma grubunun kendisini oluşturmada daha. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben Hocam, teşekkür ederim. sağ olun açıklama için. Buyurun hocalarım. Biz ne yaptık? Biz böyle bir amacımız var. Böyle bir sorun tespit ettik. Böyle bir ihtiyaç tespit ettik. Bir alanda çalışma yapmamız lazım. İnsanları mesela şu anda yaptığımız bir proje var. Afgan çöp toplayıcılarının güvencesiz çalışma koşullarını, çöp toplayıcının yaşamlarını belgesel yani fotoses ile göstermek istiyoruz. İnsanların ne koşul, nasıl görünmez olduklarını anlatmaya çalışıyoruz yani insanlara mesela. Bu amacımız bu. Biz ondan sonra Afgan mültecilerle görüşeceğiz. Ondan sonra çalışma amacımızı açıklayacağız. Derdimizi anlatacağız. Ondan sonra onlardan gönüllü olanların çalışmaya katılmasını isteyeceğiz. Sonra çalışmanın nasıl yürüyeceğini anlatacağız. Bayağı bir işimiz var.
Onlarla toplanacağız, edeceğiz, fotosesi nedir, onu anlatacağız. Hangi sorular, hangi konular çekilebilir, fotoğrafa çekilebilir, ne sorunlar, etik konular var, ne yapmak lazım. Bayağı bir Hocamızın proje süreci var. Yani evet. önceden fotoğraf çekilmiş bir şeyi sonradan çalışmak bizim bu yöntem değil. Başka bir şey olabilir o. Ama fotoses değil diye düşünüyorum. Seyhan Hocam. Yani herhalde hocamızın dediği şeyi ben yanlış tanımlamış olabilirim belki ama. Mesela diyelim bir grupla fotoğraf çekildi. Sayı çok fazla. O sayıyla beraber fotoğrafları mı yorumlayabiliriz? Veya da onlar katılabilir mi? İyi anladım ama yanlış da olabilir bilmiyorum yani. Ben yanlış anlamadıysam hocamız bizi düzeltsin ama benim anladığım kadarıyla hocamız örneklemi küçültmek için özellikle böyle bir strateji uygulasam diye düşünüyor ama zaten Melih hocamız söylediğine dönüyor aslında. Zaten amacımız bu. Bu yüzden bir amaç doğrultusunda başlıyoruz. Ona göre katılımcılarımızı, potansiyel katılımcılarımızı çalışmaya amaçlı olarak davet ediyoruz. Buyurun Seyhan Hocam. Evet. Yani o yüzden diyelim 10 kişi çalışmaya katıldı. Diyelim 90 kişi sınıf. Hani diğer sınıf da dahil olsun. Belki onlar konuyu, temayı, araştırma amacını bilmediği için hani çok fazla katkı sağlayamayabilir. Hani eğer doğru soruyu doğru anladıysam tabii. Hocam o Bu şekilde zaman olabilir. şu örneklendiriyorum. Mesela sınıfımda online eğitimle devam ediyoruz şu an deprem koşullarında. Ben online ortamda nasıl eğitim sağladıklarını, nasıl ortamda çalıştıklarını aile içerisinde mesela görmek istiyorum. Aynı yani sizin yemek yapma resminiz gibi. Buna karşı öğrenciler birbirlerine story atıyorlar mesela ya da işte şu an dersteyim böyle mesela çalışıyorum bir taraftan ders var eğitim var böyle bir paylaşım yapmışsa bunları seçiyorum. Çünkü yansız bir önce sonu yani öğrencinin hocanın ya da kişinin tarafsız bir şekilde bir çekimi var. Konuyu bilmeden o fotoğrafı çekmiş. Çünkü ben konuyu verdim de bu sefer hep ona yönelik bir fotoğraflar gelecek. Yani daha böyle yanlı gelecek. Amaç o Daha zaten. ortam oluşturacak Evet. Amaç o Evet. zaten hocam. Evet. Fotosesin amacı o hocalarımızın da açıkladığı gibi. Buyurun Melih hocam. Havva Nur değil mi hocam? Evet, Havva evet hocam. Nur. Zaten biz bireyin kendi burada diğer sorularda da var. Anlatısını nasıl şekillendirdiğini bu ilişkiyi de inceliyoruz. Yani birey bunu nasıl sunmak istiyorsa öyle sunuyor zaten. Biz onu inceliyoruz. Gerçeklik onun inşa edeceği bir şey olduğunu bilerek gidiyoruz. Yani o nasıl inşa etmek istiyorsa burada yansızlık gibi derdimiz yok. Kendisi nasıl göstermek istiyorsa öyle gösteriyor. Yani biz şey çek yapamıyoruz yani. Gerçeklik çek yapamıyoruz. Bu gerçekten fotoğrafı bu kişinin yaşadıklarını yansıtıyor mu çek yapamıyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Evet. Ama o nasıl yansıtmak istiyor? Kendi hayatının uzmanı ya bu anlayışta. Bu zorluğu, bu güçlüğü, Anladım. bu güzelliği o öyle yansıtmak istediği için biz onu öyle alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Teşekkür hocam. ederiz. Şimdi bir başka hocamız sormuş. Süremizi biraz geçtik ama özür diliyorum. Hocam. Diye devam etmek isteyen, burada olmak isteyen hocalarımızın da sorularını mümkün olduğunca cevaplayalım isterim. Yapay zeka programlarıyla yapılan fotoğraflar var. Bunları fotosesle ilgili yapılacak çalışmalarda nasıl ilişki kurulabilir demiş hocamız. Yani ne kadar duygu katabilir onu bilmiyorum ama Değil mi? yani bir işte bana oda resmi çiz desem çizebilir ama hani ben onu çekerken ki fotoğrafa yüklediğim anlam orada olmaz yani. Sonuçta biraz duygusuz gelir bana. Yani dediğim gibi biraz önce mesela bir merdiven çekip belki iki sayfa yazabilir yani içim dökebilir. Hani burada bir fotoğraf oluşturup onun üzerine kadar yorum yazabilir. Yani bilmiyorum. Göreceğiz ChatGPT neler yapabiliyor. Evet. O Evet. işler biraz fazla enteresan şekilde ilerliyor diyeyim ben ve orada bırakayım. Peki Evet. bir başka hocamız sormuş. Katılımcıların demografik özellikleri, yaş grubu, eğitim düzeyi ve benzeri faktörler fotosens yöntemiyle yapılacak olan çalışmalarda etik süreçleri nasıl etkilemekte diye. Siz aslında biraz bahsettiniz ama buna biraz daha cevap vermek ister misiniz detaylı? Demografi özellikleri etik süreci nasıl Yani etkiliyor? demografik özellik deyince yaş grubu, eğitim düzeyi diye. Mesela siz aslında örnekler verdiniz. İşte çalıştığınız Seyhan Hocam örnek verdi. Mesela çalıştığı hizmetli yani rolünde olan kişilerin biraz daha süreç gerektirdiğini özellikle fotoğraf çekimi vesaire konusunda ama etik anlamda bu süreçleri nasıl etkiler diye hocamız sormuş. Biraz popülasyonun özelliklerine yani daha doğrusu çalışma grubunun özelliklerine bağlı olarak nüanslar olabilir elbette ama kısaca Ya cevap verirseniz. şöyle belki etik problem hani yaş demografik yapıdan ziyade çalıştığı kurumla ilgili olabilir.
veya da kurumu ifşa edecek veya da onları gösterebilecek, damgalayabilecek bir süreç varsa zaten bu dezavantajlı gruplarla çalışırken ki en büyük sıkıntı o. İşte bir mahkumu veya da işte bir suç işlemiş insanın fotoğrafını çekerseniz veya da onunla ilgili bir belirti çekerseniz bu insan damgalanabilir. Kurumlarla ilgili de mesela kurumu ifşa etme veya da kurumla ilgili bir bilgiyi verme hedef gösterme konusunda, evet, hedef gösterme hedef konusunda gösterme. Belki biraz daha etik sorun olabilir ama demografik yani 30 yaşındaki bir 50 yaşındaki kişinin demografiden ziyade şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani konuyu açıklama konusunda veya da teknolojiyi kullanma veya da fotoğraf çekme konusunda biraz daha yani yaşı ilerlemiş olan veya da dijitalleşmeyi çok fazla bilmeyen veya da teknoloji bilmeyen kişilerin fotoğraf çok çekmediğini, hatta bazen ben şununla karşılaştım. Fotoğrafı sen şurayı çek mesela, bana bir tanesi öyle demişti. Mesela benim için şurayı çek benim için dedi. Böyle bir lavabo kenarıydı. Burayı çek dedi. Ben sana bununla ilgili saatlerce konuşabilirim demişti. Öyle bir durumda olabilir yani. O da sadece benden çekemem, ben bilmiyorum dediği için. Hani bu tarz gruplarda biraz daha teknoloji kullanılmadığı için onlar da belki biraz zorluk yaşanabilir. Onun haricinde de demografik yapına çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum yani. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Bir başka hocamız sormuş. Nitel ve eylem araştırmaları konusunda kafaların çok karışık olduğuna vurgu yaptıktan sonra yapılan birkaç test çalışmasında fotoğraflarla yarı yapılandırılmış görüşmelerle yapılan nitel araştırma yöntemlerinden anlatı deseni olarak yazılmış oluyor diye, yani fotoğrafların yarı yapılandırılmış görüşmelere entegre edilmesinden bahsetmiş hocamız. Bu desen sizce fotosez benzerlik ya da farklılık gösterir mi? Ne düşünüyorsunuz diye? Anlatı deseni ben çalıştığım için biliyorum. Anlatı deseni daha çok insanların yaşam hikayelerini nasıl kurguladıklarını inceler. Bizler atıyorum bir hastalık sürecini başından sonuna kadar bireyin nasıl kurguladığını, nasıl geçirdiğini onun ağzından kronolojik şekilde dinlemek isteriz. Nasıl anlatısını kurguluyor. Burada yarı yapılandırılmış görüşmelerde anlatı deseniyle fotosesin bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Anlatı daha çok kronolojik bir seans içerir. Ve karşılıklı sizin görüşmenizde kendisini nasıl diyalog yoluyla aktardığını, nasıl bir performans gösterdiğini, performansla aynı zamanda anlatı, buna odaklanır. Benzerlik, farklılık bence farklılık gösterir. Bu bambaşka bir desendir. Ben doktora tezimde anlatı deseni çalıştım. Lenfoma hastalarının hastalık süreçlerini nasıl anlattıklarını, aile anlatısı çalıştığını, aileleri nasıl kurguladı anlatılarını, bu süreçleri nasıl inşa ettiler onu inceledim. Fotosesle bir benzerlik içermiyor diye düşünüyorum. Şey değil mi hocam? Yani ben en çok mesela bizde bir şeyi etiketlemenin eğilimi çok fazla. Hani normal olarak doğal bir süreç bu ama mesela anlatı desen deyip yarı yapılandırılmış kullandım dediği zaman hocalarımız bazen bende çok ciddi soru işaretleri oluyor. Çünkü narratif dediğimiz yani anlatı deseninde aslında yapılandırılmamış ama belli bir amacı olan ve o amaç doğrultusunda gerçekten kişinin anlatmasına yani onun öyküsünü dinlemeye yönelik olduğunu ve süreç içerisinde sorularımızı şekillendirdiğimizi biraz ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. Herhalde yani farklı desenleri söylemek, bir şekilde o dediğiniz etiketi koymak daha böyle kolay geliyor değil mi? Kolay geliyor, somutlaştırıyor böyle daha insanın hoşuna gidiyor. Peki. Ama buyurun. Özür dilerim. Fazla, yok. Tamam, uzatmak istemiyorum. Yok yani, hayır söyleyeyim, bence çok kıymetli. Buyurun. Anlat. İşte desenlerin, yöntemlerin de fixed yani böyle kalıplaşmış, ilelebet devam edecek şeyler olmadığını biliyoruz. Çünkü anlatı deseni fenomenolojinin aradaki farkı benzerliği tartışan bir sürü makale vardı. Benzer mi, aynı mı, başka bir şey mi? Anlatı deseninin içinde bir sürü kuramcı var. Bu bana göre anlatı, bu bana göre değil diyor yani. Ben Riesman çalıştım, bir kuramcının yaklaşımıyla çalıştım. Başkası başka kuramcının yaklaşımıyla çalışır. Bu işler bayağı karmaşık. Evet, süper. Seyhan Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Yok hocam, benim yok. Teşekkür ederim. Peki. Bir başka sorumuz da size yine teşekkür etmiş hocalarımız kıymetli değerli paylaşımlarınız için. Daha önceki çalışmalarınızda katılımcılar açısından fotoğrafları internet üzerinden alıp kullanılması gibi bir durum söz konusu oldu mu? Çalışma sürecinde bunun önüne geçilmesi açısından bir yöntem ya da uygulama kullanılmakta mıdır diye. Biz manuel olarak check ediyoruz. Yani internette alınmış fotoğrafların onların inşa edilip yani kendilerini çekmediğini
%90 anlayabileceğimizi düşünüyoruz ama böyle bir sorun gönüllü olan bir çalışmada böyle bir şey açıklandıktan sonra yani internet üzerinden yapılmaması gerekir. Sizin %100 sizin ürününüz olması gerekir dedikten sonra bence böyle bir sorun olmaz. Olursa da bunu tespit edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani yorum kısmında zaten az çok belli oluyor hocam. Hani kendi çekmediği için hani burada ne görüyorsunuz sorusunu açıklayamayabiliyor bazen. Veya da işte burada ne anlatılmak isteniyor, burada size ne ifade ediyor dediğinizde orada duruyor insan işte. Sadece o anki fiziksel gördüğü neyse. Yani iç dökme kısmı olmuyor biraz da internet fotoğraflarında veya da kendi çekmediği fotoğraflarda. Ama kendi çektiklerinde dediğim gibi böyle insan içine doğru giriyor yani. Böyle hani diyor ki işte burada şu vardı, burada bu. Hani kendisini tamamıyla çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Yani oradan da biraz daha fark edebiliyoruz aslında. Evet, süper. Teşekkür ediyoruz. O zaman son sorumuzu da soralım. Herkesin zamanına saygı duymak adına. Hocamız demiş ki, çocuklarla ilgili de bu tekniğin kullanılabileceğini söylediniz. Fotoseste önemli olan kendisinin fotoğraf çekip kendisini anlatması ise çocuktan bunu beklememiz veya bu sonuca ulaşmamız çok zor. Bununla ilgili ne yöntem kullanılabilir? Yani farklı bir ekleme ya da strateji uygulanır mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Hocam evet, bununla evet. İlgili ben bir tane çalışma görmüştüm. Hatta o çalışmayı siz de göndermiş olabilirsiniz. Evet. 8 ile 14 yaş arasındaki çocukların yine kök hücre nakilleriyle ilgili bir makale vardı. Eğer o makaleyi bulursam da paylaşabilirim. Tabii ki. Orada bir kısımlarını hizmetçiler çekebiliyor. Veya da ailesi çekenler var. Veya da kendisinin çektiği fotoğraflar da var. Belli oluyor hani böyle yamuk tutmuş veya da böyle aşağı yukarı şeklinde. Yani çekebildikleri var. Bir ikincisi de başka bir çalışmaya bugün rastladım. Proje yürütücüsünün kendisi çekip çocuklara yorumlatabiliyor. Bu şekilde de var. Bir de yine araştırmacının kendi çekip başkasına yorumlattığı yöntem de var aslında. Bu foto üretim vardı hatırlıyorsan Meli Hocam. Evet, foto üretim. İngilizcesini tam hatırlamıyorum. Onunla ilgili bir tane şey vardı. Foto elicitation diye geçiyor hocam. Aynen, foto elicitation aynen. Hatta bunu kasaplarla ilgili yapmışlardı. Ben onu o çalışmada gönderebilirim. Kasaplarla ilgili fotoğraf çekmişler ve bunları kasaplara yorumlatmışlardı. Bu şekilde de araştırmacının çektiği fotoğraflar da var. Evet. Buyurun hocam. İnternette de bulabilirsiniz. Mesela otizm sendromu olan çocukların hastane kontrol ortamında kamera verilerek ve eğitilerek, onların nasıl çekileceği gösterilerek yapılmış bir araştırma var. Aynı zamanda Nijerya'da, Kenya'da yetimhaneler denen, yetimhane orphanage diye yazılmış işte çocuk evlerinde çocukların nasıl süreçleri yaşadıklarını kendilerine verilen kameralarla eğitim verilerek çekmeleri istenmiş. Bu bir yönlendirme, çocuklara eğitim, ayrıca eğitim gerekebilir çocuklarla ama bence oldukça değerli. Çünkü otizm sendromunda özellikle çocuklarda sözel becerileri evet. Kısıtlı olduğu için fotoğraflar çok büyük, geniş, zengin veri vermiş. Evet, süper. Son olarak bir hocamız takibinde yani önceki sorusuna istinaden sormak istemiş ama netleştirelim. Fotosesi toplumsal yani topluma dayalı, toplum temelli katılımlı eylem araştırması olarak, strateji olarak söylediniz. Eylemde iyileştirme, değiştirme, dönüştürme, geliştirme amaçlandığı için fotoseste daha çok duygu belirlemek var dedi hocam demiş. Yanılıyor muyum demiş hocamız. Aslında siz politika yapıcılarla ya da hedef kitleniz kimse onlara ulaşmak diye bahsettiniz ama bu konuda açıklık getirir misiniz hocam? Özellikle eylem araştırması boyutuna fotoseste elde ettiğimiz şeyin duyguların ötesinde olup olmadığı noktasında netleştirelim. Mesela biz son TÜBİTAK 1002 projesi şu anda Seyhan Hocam'ın yürütücülüğünde devam ediyor. Yine fotoses araştırması. Burada mültecilerin bir şekilde çalışma bittikten sonra sonuçları bir halka açık sergiyle üniversitemizde veya belediyenin sergi salonunda belediyeyle sergi salonunda halka göstermek istiyoruz. Burada politika yapıcıları kim Isparta'da mesela bunlar Afgan mültecilerin yaşamına dokunabilecek kimler var? Onları davet ederek onlarla görüşeceğiz araştırmamız zaten görüşme de var. Onları davet edeceğiz ve çalışmaya katılan isterlerse Afgan mülteciler temsilcileri de isteyerek tercüman çağırarak fotoğrafları kendilerinin anlatmasını isteyeceğiz. Biz bu aracılık yaparak bu insanların seslerini politika yapıcılara duyurmak istiyoruz. Araştırmanın sonucu bu çıktı. Bakın bu insanlar bunu yaşamışlar. Görün. Etkilenin ve değiştirin yani. Bu amaçla bunu yazdık.
çalışmamızın sonucu böyle olacak inşallah olursa. Dolayısıyla fotoses duyguları açıklamak değil, onun ötesinde insanların deneyimlerini vesaireyi raporlayıp bunları politika yapıcılara ya da ilgili birimlere duyurup onların da bundan haberdar olup gerekli aslında yaklaşımları ya da işte tedbirleri, önlemleri alarak, stratejiler uygulayarak bu insanların hayatlarına dokunup onları iyileştirme amacı var. Süper. Aynen. Evet. Teşekkür ediyoruz hocalarım. Evet, dikkate alınır mı, alınmaz mı? Bu stratejiler uygulanır mı, uygulanmaz mı? Bunlar Türkiye kontekstinde de çok ayrı tartışma konuları. Türkiye veya dünya fark etmiyor. Her yerde aynı diye düşünüyorum ben. Ama ben burada hocalarımızın da zamanına saygı duymak istiyorum. Çünkü Melih Hocam dünyanın öbür ucunda ve şu an onun için çok geç bir saat gece. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sorularınız için de çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında eğer sorularınız olursa lütfen hocalarımızı sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ardat'ı da sosyal medya hesabından takip ederek sorularınızı yöneltirsiniz. Biz de hocalarımızı etiketleyerek onların cevaplarını aktarabiliriz. Böylece daha etkileşimli ilerler diye düşünüyoruz. Hocalarım son olarak ben tekrar teşekkür ediyorum ikinize de. Hem kitaba verdiğiniz emek ve katkılar için hem fotosesi Türkçe literatüre kattığınız için söylemek istedikleriniz varsa sizlerin sözlerinizle kapatalım. Evet. Sayın hocam buyur hocam. Hocam böyle bir organizasyonda bizi de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Üç ülkeden bağlantı yapıldı hatta ve böyle bir faydalı bir seminer yapıldığı için de ayrıca hem Ardat ekibine ve size çok teşekkür ediyorum hocam. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet, ben de dinleyicilere çok teşekkür ederim. İlgileri ve soruları için. Aynısı, sorular her için zaman de. İletişime açığız, çalışmalara açığız, farklı çalışmalar yapabiliriz. Ben Japonya'dayım, hocam Isparta'da. Biz de buradan farklı çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Sorularınız olsa memnuniyetle cevaplarız. Teşekkürler her şey için. Hani güzel sözleriniz için sağ olun, var olun. Maillerimiz var zaten. Hani soru sormak isteyen olursa, aklına takılan sorular olursa her zaman paylaşabilirler bizimle. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese tekrar teşekkürler. Kıymetli geri bildirimleriniz, paylaşımlarınız, sorularınız için. Bir başka webinarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.